Emeklilik sistemi değişiyor mu 2024? AK Parti Grup Başkanı'ndan milyonları ilgilendiren açıklama. Milyonların gündeminde emeklilik sistemindeki değişiklik var. Emeklilik sistemi ve maaş hesaplama yöntemlerini de içeren düzenlemenin yapılması bekleniyor. Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ortalama 4 çalışana 1 emekli düşmesi gerekirken, bugün Türkiye'de 2 çalışana 1 emekli düşüyor. Emeklilik sisteminin sil baştan değişmesi gündemdeyken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emeklilikleri ilgilendiren değişiklikle ilgili yeni açıklamalar geldi. Uzun süredir gündemde olan emeklilik sistemindeki değişiklik bekleniyor. Orta vadeli programda, OVP emeklilik sistemi ve maaş hesaplama yöntemlerini de içine alan bir dizi düzenlemenin yapılması öngörülüyordu. Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ortalama 4 çalışana 1 emekli düşmesi gerekiyor ancak Türkiye'de 2 çalışana 1 emekli düşüyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, emeklilikte yaşa takılanlar, EYT ile ilgili düzenlemenin maliyetinin de bütçeye eklenmesinin ardından, emekli ile çalışan sayısının birbirine yakın olduğu bu sistemin işleyişinin zor olduğu uzun süredir tartışılıyor. Sosyal güvenlik sisteminde revizyonu zorunlu olarak görülürken, bu konuda hükümet, önümüzdeki dönemde yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminin güncellenmesi için çalışma yapacaklarını söyledi. Güler emeklilik sistemiyle ilgili yaptığı son açıklamada, emeklilik sisteminin güncellenmesi konusunda kapsamlı bir çalışma ortaya koyacağız. Çalışacağız. Teknik detaya şu anda vakıf değiliz. Etki analizleri çıkarmamız lazım. Gelişmiş ülke örnekleri var. Biz bu haliyle, sürekli bütçeden emeklilik sistemine kaynak aktararak bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Bu çok doğru bir şey değil. Bütçe kaynaklarını daha verimli, farklı yerlere kullanmamız gerekiyor. Emeklilik sistemini daha adil, daha sürdürülebilir bir zemine oturtmamız lazım. Prim gün sayısı, ödenecek prim miktarı ve yaş çok önemli. Gelişmiş ülkelerde 45-50 yaşında emekli olmaz ama bizde var. Bunu yaş olarak da, prim miktarı olarak da, süre olarak da daha gerçekçi bir zemine ulaştırmamız gerekiyor, diye konuştu. 9000 prim günü şartının 7200'e düşürülmesi gündemde. Sosyal güvenlik sisteminin yeni bir düzene kavuşturulması için çalışma yapılması beklenirken, esnafın emeklilikteki 9000 prim günü şartının 7200'e düşürülmesi ve ev kadınlarına prim desteği ile yıpranma hakkının verilmesine yönelik düzenlemelerinde yeni dönemde çalışmaları yapılacak sosyal güvenlik reformu kapsamında ele alınabileceği ifade ediliyor. EYT düzenlemesinin sadece 2024 yılı maliyeti yaklaşık 577 milyar lira olarak hesaplandı. Ayrıca, EYT kapsamında önümüzdeki 17 yılda eksik prim günlerini tamamlayarak toplamda 4,8 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. EYT'den faydalanan sigortalıların emeklilik tarihlerinin ortalama 6 yıl erkene çekildiği hesaplanırken, 2023 yılı sonu itibarıyla EYT kapsamında 2 milyon kişi emekli olmuştu. EYT kapsamında emekli olanların yaş ortalaması ise 48,1. Emekli maaşına da yeni sistem. Sabahın haberine göre, yapılacak düzenleme ile çalışanlar için emeklilikte alacakları aylığı belirleyen parametrelerde de değişiklik öngörülüyor. Buna göre sadece yatırılan prime esas kazanç miktarları değil çalışma gün sayıları da etkili olacak. Böylece emeklilikte daha çok aylık almak isteyenler sistemde daha çok kalmayı tercih edecek. Şu anda karma bir sistem olarak uygulanan aylık bağlama modelinde 3 ayrı dönem ele alınıyor. 1999 öncesi, 1999 ile 2008 arası ve 2008 sonrası için ayrı ayrı hesaplamalar yapılıyor. Bu hesaplamalar dilekçe verilen tarihe göre belirlenen güncelleme katsayısı ile çarpılarak emekli aylığı belirleniyor. Yeni sistemle emekli maaşı bağlanırken kullanılan güncelleme katsayılarında sabitleme düşünülüyor. Böylece yıldan yıla maaş farklılıkları da ortadan kalkmış olacak.